Öncelikle ekmeğimizin uzun süre mayalanması gerekiyor ve iki kere mayalanması gerekiyor. İlk mayamız için 90 mililitre suya, ben önce yanlış mı diye Ebru'yu aradım inanın ama gerçekten doğru. 1 gram yaş mayayı koyuyoruz. Ve 175 gram da un koyuyoruz içine. Bu böyle sert bir hamur olana kadar karışacak. Ondan sonra da 17 ile 24 saat arası ılıkça bir yerde dinlenecek. Biraz da hamuru elime alacağım. O sert hamuru hissedeceğim. Kabımı da alayım. Sonra dinlenmeye bırakalım. Sonra pek tabii sizi bir gün bekletmeyeceğim. Önden yapmış olduğumuz bir hamurumuz var. Onunla beraber çalışmaya devam ediyoruz. Evet, şimdi bu sert hamuru böyle koyuyorum. Hemen streçliyorum. Uzunca bir dönem bekleteceksiniz. Bir gün beklettiğim mayam önümde hazır. Şimdi tekrar karıştırıcımın önündeyim. Bunu pek tabii elinizde de yapabilirsiniz. Ama en önemli olan şey sanki lastikleşecek kadar iyi yoğurmanız ve o tezgahınıza artık hamurunuzun yapışmaması, o kıvama kadar yoğurmanız gerekiyor. Ben makinemi kullanıyorum. 225 gram unu koydum. Ortasını açtım. Şimdi beklemiş olan bu önceden hazırlanmış mayayı da içine koyuyorum. 180 mililitre su. ...5 gram yine yaş maya ve 25 mililitre de zeytinyağı. Tuz kaldı bir tek. Ebru çok güzel tarifler vermiş, gramajlı vermiş. Bunlar profesyonel sonuçlar almak için çok önemli. Sizler bazen çok haklı olarak kaşık, bardak bunları tercih ediyorsunuz ama bazı tariflerde bunu gerçekten veren insanın da içine sindirmesi lazım. Bu şekilde vermek çok daha iyi oluyor. Ben şimdi onun dediği gibi 7 gram tuzu da içine koyuyorum. Şimdi çok iyi yoğurması gerekiyor. Uzunca zaman yoğurmaya lütfen dikkat edin. Kenarlara yapışmayacak bir kıvama geldiği zaman da tekrardan kabımızın içine alıyoruz onu ve bu sefer 1,5 saat dinlendiriyoruz. Üzerine de nemli bir bez koyuyoruz. Bezimizi nemlendirelim ve yine dinlendirelim. Kahvaltıların en mutlu elemanı diyebiliriz değil mi ekmeklerimize? Şimdi kabarmış olan bu mayalı ekmek hamuruna biraz da şöyle elimle un koyayım, söndüreyim. Unlanmış tezgahta tekrar hafifçe yoğuracağız. Evet, ekmek olunca konu hep biraz ele yapışıyordu. Bakın yine Ebru'nun çok güzel vermiş olduğu bu tarifte de aynı kıvamı yakaladım ben. Biraz da belki elimi ıslatarak sonra kare yapın diyor. Çapata ekmeğinin aslında evet doğru orijinal formu o şekilde. Ama isterseniz tabii pek tabii yuvarlak da yapabilirsiniz. Şimdi ekmeği 9 eşit parçaya böleceğim. Bir silindir haline getirdim. Şimdi 9 tane buradan kare kesiyorum. Aslında artık bundan sonra hiç bozmadan yerleştiriyorum. 1-45 dakika dinlendirelim. Evet, son mayalanma için ekmekleri kapatıyorum. Fırın 250 derecede yanıyor. Evinizde bir sprey varsa spreyle çok hızlı bir şekilde lütfen sulandırın. İçine nem verin yani veya nemli bir fırınınız varsa. O da çok iyi bir fikir olabilir. Ben şimdi o işlemi yapıyorum. Ondan sonra 220 dereceye düşüreceğim fırını. Fırının derecesi düşüyor.
ben ekmeklerin üstünü de birazcık unluyorum. Ve ekmeklerimizin üzeri hafifçe kızarana kadar şimdi pişiriyoruz onları. Fırına göre değişecektir ama bir 15 dakika belki de yeterli olabilir.